bir şey olamaz. Sezaryen doğuracağım ben eğer doğurursam bir gün. Şimdi bundan sonra ebem siz olacağınız için ebeme edilen küfürler size mi gelecek? Kısmen öyle paylaşacağız. Oğlum böyle soru sordun ya. Şöyle bir hani aramızda geçen bir anekdot vardır. Kendi aramızda kadın doğumcular. Bebeği doğurttuktan sonra şey yapıyoruz. Ebene küfrettirme. Acı dolu bir tepki kolik bölümüne hoş geldiniz demek istiyorum. Alper nasılsın abi? Keyiflerimiz nasıl? Keyfim iyi. Sayende regl olacağım hayatımda ilk defa. Ben iyiyim. Biraz heyecanlıyım. Gerginim bir de. Abi bir gerginlik seziyorum. Çağrı'dan hiçbir şey gelmiyor. O da gergin yani diye. Yani şöyle. Gergin değilim. Küskünüm. Bu beni ben çağırdın. Davet ettin. İkinci kanal videosu. İlkinde böcek yedik. Arkadaşlığımızın son sınırını kullanıyorsun. Haber olsun yani. Bugün bölümümüzde bize iki tane YouTuber arkadaşımız, iki tane Twitch yayıncısı arkadaşımız eşlik ediyor olacak. Alper sana şunu sormak istiyorum abi. Daha önce hiç bir adet ağrısıdır, doğum sancısıdır yaşadın mı? Yaşamadım. Çok denedim. Abi çok ciddi bir soru geliyorsun. Yok çok denedim. Hani empati olsun diye zaman zaman ben de adet olmaya çalışıyorum sizler gibi ama olmuyor. Regl sancısı, doğum sancısı yaşadınız mı? Yaşamadım. Yani nasıl yaşayayım? Bak soruya bakar mısın hocam? Soru. Tahrik edici bir soru yani. Oğlum normal. Yok yaşamadık abi yani. Ben doğum sancısından daha acı olduğuna %100 yemin edebileceğim abi. Biz acı yediğimizde, acının meblağını çok arttırdığımız zaman karnında öyle bir şey yaşanıyor ki ben onu hep doğum sancısı olarak anlatıyorum. Kıvranıyorsun yani. Yerde kıvranıyorsun, duvarları yumrukluyorsun. Bana bir kere İngiltere'de oldu, taksinin camını kırıyordum. Yumruk atıyorum, tekme de öldürün beni diye. Ölme tuşu olsa basardım yani. Bugün size hayatınızda ilk ve tek olarak yaşayacağınız kadınların doğum sırasında yaşadıkları acıyı ve adet dönemlerinde yaşadıkları acıyı simüle ederek burada deneyeceğiz efendim. Adet sancısı ile başlayacağız. Evet. Sonrasında doğum sancısına geçeceğiz. Evet. Okun bir öngörüm var mı mesela? Nasıl bir şu anda sancı bekliyor seni? Var. Çok büyük bir sancı bekliyor beni bence. Ben hanımdan çünkü çok alışığım. Evet. Onun özellikle adet dönemleri sancılı, ağrılı geçiyor. Ya bence her ay yaşandığı için katlanılabilir olmalı diye düşünüyorum ben. Kadının anatomisini etkileyen böyle ciddi bir olay bence ki normal yaşantısına çok yansıdığını görüyoruz hani ilişkilerde. Demek ki yani ciddi bir olay yani. Ciddi bir acı var yani. Bugün şunu anlayacağım. Söyle. Gerçekten abartılıyor mu bu durum? Yani ya çok saygı duyacağım ya diyeceğim ki mesela Betül'e diyeceğim ki Betül bırak bu ayakları biz de olduk. Allah göreceğiz. Çok gerginim abi. Konuşamıyorum. Küçük bir titreşim veriyor. Bu titreşim ve bir çeşit elektrik tamam. Sinyali. Şu bölgeler. Tamam hocam. Biraz şu şortun altına doğru. Tabii hocam. Evet. Hocam tam kemiğin üstüne koyun ki. Şimdi elektrotları kasık bölgesine koyduk. Çünkü kadınların adet ağrısı genelde kasıkta olur. Doğum sancısı için sırta da koyacağız. Şimdi açıyorum evet. Ama vermiyorum evet. Tamam. Açık. Hani. Aa! Sıfır. Ha, vermedim. Açtım. Ay, hiç hoş bir şey olmayacak bu ya. Altıma işeceğim gibi geliyor sanki bunun şeyinden inşallah olmaz. Bir şey istiyor musun bu arada Çağatay'dan? Senden hiçbir şey istemiyorum bırak. Beni yalnız bırak. Sürüp geldi bana bir. Ya çok gerildim. Oğlum ben buraya gelince ya ilişkimden oluyorum ya hayatımdan oluyorum ya. Dur. Şimdi birinci seviyede başladık. Yani bir titreşim evet, var. Evet titreşim var. Evet. Titreşim var. Bu mu? Evet. Bir şey yok. Şimdi ikiye çıktım. Ay ne oldu? Bir şey yoktu. Gıdlandın. O nasıl bir şeydi lan? İkideyiz. Ben sana söyleyeceğim. 10. 10 mu? Oha. 10 mu? Yapma ya. Yapma ya. Bana bir haller gelmeye başladı yani. Bu evi terk edeceğim ben Burak. Haberin olsun. Baba ben gidiyorum. Şimdi 3'e geldim. Hocam ver ver. Bu bize tamam. Koyalım. Zaten 3'te hissettiğimi söyleyeyim. Hafif bir titreşim. Karnıma böyle biri çık 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 çalkalıyormuş gibi bir hissiyat. Tamam. 3. 3'e geldim. Böyle 3. Tamam. Gıdıklanıyorum bu arada bak. Tamam. Tamam. Şu an kasıklarımda yoğun hissediyorum. Böyle oradan tel tel sanki böyle yukarı doğru ve aşağıya doğru yayılıyor gibi. Köşeye sıkışmış hissettim kendimi. Hocam şu an geliyor. Tamam. Tamam. Nasıl şey ya? Dur. Çığlığı mı lan? Dursun kanka dur ya. Şey mikrofon çıktı galiba. Bu doğum değil. Gıdıklanıyorum tamam, uzat ayak. Tamam. Uzat ayaklarını tamam. İki taraftan tutalım abi. Ben konuşacak mısın? Gerçekten işkence ediyorum. Evet. Kaynar su. Sıcak su torbası iyi gelir. Hemen sıcak hocam, su torbamızı başla. Alalım. Kadınların böyle buharbiden şeyleri... rahatlattı bir tık bak. Bir şeylere sarılması, aa. Birilerine sarılmak iyi gelir. Çağrı ben her zaman buradayım sarılmak istersen. Gel bir alt dudak alayım mesela.
4. 4. Oo. Aa, bir saniye hoşuma gitmeye başladı. 4 bir evet hoşuna gitti abi, ben de fark ettim onu. 5 var mı? Şimdi de böyle rahim kasılıyor artık, içerideki kanı atıyor. Bir de kan var bu işin içinde. Tamam şu an kaçtayız? 10 mu bu? 7'ye geliyor mu? 7 dur oğlum daha dur ya. Hocam ses çıkıyor da şu klimayı bir açsak mı? İnceden valla... Aha! 7'deyiz şu an. Oho! 7'deyiz. Ya bunu sürekli aralıksız olarak 3 gün mü yaşıyoruz bu hissiyatı? Yok, ilk gün 24 saat ya da 12 saat biraz yoğun oluyor. Adetten önce de başlayabiliyor bu. Evet. Bir şey diyeceğim, şimdi... bunu bütün erkeklerin denemesi lazım. Merve'yi daha iyi anlıyorum şu an. Aa haklıymış gerçekten. Şu an 7'deyiz yani. Hani oh! Yani... Hocam ver onu versen. Manyak mıdır dedim buraya. 7'ye çıkıyorum. 7'ye gelelim. Evet hiç. Aa! Tamam durdum. Hocam durmadı bu. Durdum şu anda. 7'ye çıkayım mı? Çıkıyorum. Çıktım 7. 8'i de alayım. 8'i de alıyoruz. Tamam. Derin nefes al lan. Derin nefes al. Tamam 8. Nefes al lan. 8. Aa tamam. Durdum. Bence 8'den sonra adet olunmamalı. Tamam. 8'den sonra tavsiye etmiyorum bu arada. Şimdi karnımdaki bak şuradan görsel bir şey oluyor. O bacağım. Bacağıma da vuruyor. Merve'nin bazen böyle başına vuruyor, bacağına vuruyor falan değil mi? Yani saçmalama. Hocam kaçtayız? 7'deyiz. Vurun çekin 8'i bir hemen tamam. Görelim. Tamam. Hemen gördük 8'i. Aa! Hocam yeter! Tamam. Aa! 8'de durduk. Aa! Tamam. 8'de aa! Durduk. Bu arada doğurmak üzereyim şu anda. Biraz daha devam ederseniz vallahi çıkartacağım. Doğum arka tarafa doğru, bir de arkaya yapıştırıyoruz. Yapmayın, bunun daha devamı var. Yukarı kalkıyor. Durdurayım hemen. Hocam normal bacağım atıyor. Benden tamam, bağımsız durdurdum. Attı böyle oldu yani. Şunlar şöyle oldu. Durdurdum şu an. Tamam. Durdurdum. Hocam nasıl bunu çekiyorsunuz siz ya? Gerçekten bu gerçek bir acı mı ya? Bu yoksa hani izleyenler, çünkü ben izlerken geçmedi bana böyle bir. Çoğu iş yerinde aslında kadınların adet günü izni istiyoruz biz. Hani çünkü hiçbir verim alamazsın ama sınava giriyor mesela. Hocam böyle ne yapabilir ki bir kadın bu şartlarda? Ben oturamıyorum, normal oturamıyorum yani. İşte nasıl çalışabilir ki? Ders çalışıyor, bir iş yapıyor. Bir de tatlı böyle trip atasım da geldi. İşte. Ya işte bak burada mesela kadınları bir anlamak lazım. Adet dönemi duygusallığı. Evet. Hocam ama birden başlayıp 8'e smooth bir geçişle yapılabilir miydi bilmiyorum da. 8 mi bu hocam? 8. Bismillahirrahmanirrahim hocam, uyuyamam böyle hocam. 8'deyiz yani şu anda. Durdurayım mı? Yok iyiydi. 8, 9 onu da alayım, tamam yeter. Tamam durdum. Durdum 9'dayız. Ona gelmedim. Gelmedim. Yok ona gelmedim. Bak bir tık daha var. Biz şimdi 8'i denedik. O zaman 9'u hocam en minimum kaç, tamam. Minimum kaç saniye? Bakalım 10. Hemen şimdi. Daha yok 9'a yeni. Aa! Hocam hayır! Hayır bir dur. Durdum. Aa! Burada ne yapıyordu Betül ya? Düşünüyorum da o noktada Cenin pozisyonu iyi gelebilir. Cenin mi? Şöyle hani şu an ben doğuracağım. Daha çok şöyle yapasım var ama. Hocam 10 ver 10. 10. 9'a çıkalım. 9 olmaz, çok kademeli gidiyor. Bu 10 galiba. 10 muydu bu? 9'dayız. 9'u denedik ya. 9'dayız. 9. Tamam, 9. Tamam yeter. 10 yaptım. Hayır. Yapmıyorum. Yapmadım 10. Oha bu kadar acıyor mu lan? 10 yapmadım. Ya bunu yemin ediyorum RP zannedecekler. Allah belamı versin RP değil. Hocam onu... Görmüyoruz. Gerek yok. Ben görmek istemiyorum. Evet. Gerek yok. Önce açıyorum 9'dayız. Bu 9 mu? 9'dayız. Bu... Şimdi 10'a çıktım. Hadi bakalım. 10'a çıktım. Oo. Verin hocam! Ona çıkarın hocam! Bitsin şu ızdırap ayakları! Aa, 10 muydu bu? 10. Bu ne kadar sürüyor? Doğum... Doğum değil abi. Bu doğum değil mi? Doğumda bu 1 dakika sürüyor. Tamam bunu yeter bana o zaman. Tamam. Buraya gitse ben tamam. Doğum diye evet, ben istedim. Evet, bu reyitmiş ben bunu almayayım daha fazla. Bir şey söyleyeceğim. YouTuber'lar hocam daha dayanıklı değil mi yayıncılara göre? Bak işte hocam challenge başlattılar ya. Bir daha mı verin hocam? Anasını. Ya YouTuber'lar daha dayanıklı. Çünkü niye daha dayanıklı? Niye?
Yok işte onu oraya götürdüm, oradan kaydırdım, kaçtık videosu. Keseyim mi? Kesiyorum. Lütfen. Tamam. Kışkırtma adı altında kafalar göz yarıyorlar. Biz evimizde oturuyoruz bilgisayarımız başında. 3 yıl sonra evden çıktı bu adam. Bir defa. Bacakta böyle bir şey hissetmiyor ama bu böyle bir şey oluyor mu? Doğururken şöyle oluyor mu insanlar? Oluyorlar. Yayıncı arkadaşlarıma da böyle bir laf getirtmem yani. Ben bunu da bunu üstleneceğim. Doğum sahnesinde de sen üsten bunu. Nasıl üsteneyim? Nasıl üsteneyim? Ben nasıl üsteniyorum ben? Degli oluyorum farkında mısın yani? Böyle daha mı acı az acı çekerim? Bir deneriz. Bakarız. Hemen kapatabilecek tamam. Misiniz hocam? Yok zaten verip çekiyorum. 9'dayım. 10'a geçmiyorum. Hadi başla. Geliyor hadi. Dayan. 10 verin hocam. Tamam. Hocam 10! Aa! Hocam bırakın. Tamam. 10'a çıktık ve bıraktık. Evet. Yatarak iyi misin? Hani... Bu Burak gülmesin. Burak gülmesin. Çıktık mı hocam onu? Çıktık. Bak 10'dayız. 11 var mı peki YouTuber'ların bir önüne geçelim? İyi misin? Siz yani bunları yaşarken bütün gün günlük hayatınıza nasıl devam ediyorsunuz hiç bilmiyorum. Yani çok zor. İlk başta başladığını anlamadım bile 1'deyken. Hiç evet. Böyle hani sanki daha bir şey yoktu. Hatta i̇ki gıdıkladı de, dedin yani. Aynen 2'de hafif bir gıdıklanma hissettim. Şöyle küçük. İlk 3 seviyede şey dedim hani... Ya bu böyleyse ben olayım hani dedim her ay. Bir sıkıntı yok dedim ama yani 3'ten sonra sıkıntı düşün 10'a kadar çok var. 3'ten 10'a çok var yani. Hocam 7'den sonra işin boyutu çok tabii, değişti yani gerçekten. 7'den sonra yani 8 çok kritikti. 9 bonus saymıyorum yani. Gıdıklıyor, titrettiriyor böyle. Ay hafif elektrik çarptı böyle şaka çakmakları gibi. Ay cis oldum. Ama sonrasında karından bacaklara doğru yayılıyor ve bacaklar zaten kas katı oluyor. Şimdi titreyerek kasılıyor ve benim normal kendim bilinçsel olarak kasabileceğimden çok daha fazla kasılıyor. O yüzden bir can yanmasına yol açıyor. Benim tahmin ettiğimden çok daha ağrılıymış. Hani böyle bir kasılıyorsun, içine böyle şöyle durma ihtiyacın oluyor. Çok zor. Yani ben olsam bu arada bir hafta değil iki hafta falan bana bulaşmayın diyebilir miyim? 8 bayağı zor, 9 en zoruydu. Onu deneyemedim yani 9 çok zordu benim için. Kramp zaten aslında rahim kasılması adette. Bu bir kramp. Doğumda 900 gramlık bir kramp oluyor. 9 gramlık bir kas kasılıyor. Yani 1 kiloluk bir kas. Burada kaç gram kasıldı? Burada 20 gramlık bir kas kasılıyor. Pozitif tarafından bakmak istesek sizdeki hani o kirli kan dışarı çıkıyor. Bizde hep kirli kan birikiyor. İşte aslında öyle bir şey yok çünkü kirli kan değil. Kirli kan normalde akciğerler üzerinden oksijenleniyor hepimizde. Kalp tarafından temiz kan dağıtılıyor. Yani rahim kirli kanın temiz kana döndürüldüğü ya da temiz kana çevrildiği bir yer değil. Hani öyle bir şey yok zaten. Anladım. Ama bu kirli kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumu'na açın bakın. Adet gören kadın yazıyor. Yapmayın ya. Şimdi kadına kirli deniyor zaten. Dolayısıyla çıkan kana da kirli deniyor. Arkadaşlar geldik asıl olayımıza. Kadınların doğum sırasında yaşadıkları sancıyı burada deneyeceksiniz. Üzerinizde simüle edeceğiz. Hazır Çağrı oradayken hocam ben diyorum ki... Demiyordu Çağrı bunu. Hazır ben burada değilim abi. Buradan oraya gitmek 2 adım yani. O da hazır burada yani ona bakarsan. Yani aynı ortamdayız. Elektroplar takılı yani. İkisini çıkaralım. İkisini abi elektrop dedin ne dedik? Çıkar takılır yani. Tamam. Kaan'dan başlayalım bence. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bu doğum sancısının acısının maksimum seviyede hangi YouTuber kaç seviyede yaptı? Ha, bunlar kalsın mı? Bunlar kalsın. Bu neredeydi? Şurada mıydı? Orada. Terledi. Terledim. Evet. Terli olduğumuz için... Tam tutmuyor değil mi? Evet, tam tutmayabilir ama şöyle İnşallah. Bir deneyelim. Buyurun hocam. Bitti mi? Tamam, bu kadar. Kurban sizindir. Bana böyle bir üzüm karpuz çekti canım ya. Bir aşerdim ya buraya oturunca. Tamam. Bir su şişesi tamam. Atsanıza ya. Bir bardak su da olur, bir şey verin ya. Ah! Suyum geldi. Ağrım sancım da var. Doktor hanım doğuruyorum galiba. Evet yavaş yavaş birden Flash başlıyorum. Flash TV'de böyle doğuruyorlar değil mi? Geliyor. Birden başlıyorum. Okay. Bir zaten. Bir bu arada rahatlatıyor. Tabii aynen böyle hafif masaj hani böyle bir... gibi. İkideyiz şu anda. Şöyle böyle biraz geliyor yine ama. Evet yani bel üçe kadar pis. Daha çok bir şey yok. Değil mi? Var mı? Şuralarım kasılıyor. Kasılıyor mu? Üçteyiz ne yapayım? Durayım mı? Allah Allah.
Biraz tamam. Böyle arkadan da vurabilir. Şu an evet arkadan, bu arada arkadan daha şeymiş. Yoğun biraz geliyor. Daha ağır değil mi? Şu arkadan kemiğe doğru böyle bir hissettirdi. Bu kaç hocam? 4. Ha 4 mü? 4'teyiz. Psikolojik olarak. Evet. Kadınların ağırlarını çekebildikleri, evet. İşte duşa girdikleri, hazırlandıkları. Bu şey oluyor genelde. Ay galiba doğuruyorum. Ha yokmuş bir şey. Biraz böyle yalancı tamam. Alarm. Tamam. Bu konuda gayet ben şu an bu alete yani. Bak son 1 saatte kadınlarla empati duygum o kadar gelişti ki. Kesinlikle. Çok iyi. Evet. Kesinlikle. Evet. İşte bunun için lazım bize. Çünkü biraz böyle bir eksiğimiz evet, var. Evet evet katılıyorum. 5. 5'te nefes alıp vermeye başlıyoruz. Artık böyle ağrılar var. Hadi hastaneye gidelim. Şuna mı geçsem ya? Topa geçsem mi? Olur olur. Aa, bir saniye hocam alalım. Duralım o zaman. Durduk durduk. Benim sınırım 5 bu arada. Ha onu anladık. Bundan sonra şey gidiyor mu yani olayın? Ha, hoş değil artık bundan sonrası. Sakin olma. Böyle işte nefes alıp vermek. İyi mi? Durduruyorum. Durdur. Tamam. Nefes alıp nefes verebiliriz. Alsana. Aşkım hayatım nefes alsana. Kafasını sıkarak nefes alsana. Nefes al. Hadi profesyonel değil, sporcu çıkar. 6'dayız. Tamam, 6. Güzel. İstemezsek ona çıkmak zorunda değiliz. Ya öyle bir şey ki bu da merak ediyorum yani. O acıyı da yaşayıp, yani bir görmek istiyorum. Bir daha sizi ben nerede bulacağım? Şöyle şurada. İnanılmaz bir kasılma, sanki eğilmek istesem böyle eğilemeyecekmişim gibi. Beni dikleştiren bir kasılma ayakta hissediyorum. Ayakta durabiliyor musunuz? Bilmem. Ayakta doğum denemedim hiç. Hocam şu an nasıl? Ayak. Tamam tamam oturalım mı? Oturalım o zaman. 7'ye geldik. Bu arada düşündüm de 10 olmayabilir. 7'ye geliyorum. Yanındayım sakin ol hayatım sakin ol yanındayım. 7'de böyle hocam, durdurayım mı? Durdurayım. Bu nasıl bir doğum sancısı bu? Durdurdum. Aa! Bu 7 mi hocam? Bu 7 olamaz bu. Durdurayım mı? Durduralım hocam bir tamam. Saniye. Batuhan tamam. Gülüyor ama böyle olmaz. Ben bunu doğum yapıyorum ya. Nefes al hayatım şeklinde söyleyeyim. Oralar bu kısım mı? Bu kısımlar. Yani nefes işte. Hiçbir evet, işe yani. Yaramayan bir şeymiş bu arada o nefes al hayatım demeyin artık. Evet. Kaç hocam? Şu 8 anda kaç? Yapalım. Şu anda kaç hocam? 8. Hocam! Aa bırakalım durdum, hocam. Durdum. Bırakalım hocam. Bıraktık. Şu bacağı çek baba kendiliğinden şey. Oo, görüyor musun? Sağdı. Kendiliğinden şey oluyor. Geçen sefer evet, soldaydı. Soldaydı. Bak şimdi. Bak. Evet. Görüyor musun? Şuradan kasılmayı dizden görüyoruz. Evet. Şu anda hocam hastanede miyiz? Şu an hastanedeyiz. Artık doğum sancısı bayağı kasılmalar. Durduruyorum. Tamam kaçtaydı bu şu an? 8'deyiz. 8. Görmedik. 8'de durduruyoruz. Can niye kafasını tutuyorsun? Bastığı yere kafası. Ama öyle yapılmaz filmlerde. Yani. Yok şöyle yapılmaz mı hocam? Buradan bastırırsınız diye bastırırsınız bunu. Hocam arkadaşlar çok gerginleşti. Evet. 8 büyük sıkıntı bu arada. Sinirli kadın. Yani doğum sırasında sinirlenen. Benim kolumu... Hocam pilates topunu hemen bir geçelim mi? Pilates topunu? Oha. Şimdi yavaş yavaş ne çıkıyor. Ne farkı var şu an kol? İşte tamam. Normalde işte pilates topu kadını alttan destekliyor. İşte kadın onun böyle. Üzerinde böyle yaylanabiliyor. İsterse zıplayabiliyor doğumda. Ben daha çok böyle çiğ köfte yoğurur gibi oturasım var ama. Hocam arttırın mı? 9'dayız. 9 yapın hocam. Evet. Oha! Hayır tamam. Tam 9'dayız. Ona çıkmak zorunda tamam. Değiliz. Yok. Çıkalım. YouTuber'lar çıkmış. YouTuber'ları geçmemiz lazım da. Geçmemiz lazım kardeşim. Aa 9 çok fena doğuruyor. 9'a çıkıyorum. Bilmiyorum çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkıyorum. Aa! Kötü. Woo! Açtım. 9 yaptım. Aa! Aa! Durayım hayır! Mi? Durdum hayır. Değil mi? Durdum. Ah. Durdum tekrar. Bak mesela 9 yapmış olduk böylece. TikToker'lar kaça kadar gelebiliyor? Kasmayalım acıtmaya kendinizi. Başlıyor. Hanım gel şu pilates topuna bir. Yavaş. Dur elini sıkacağım donda. Bey de bana bey de. Ah! Bu sırada beylere değişik şeyler söylenebiliyor. Bir şey diyeceğim bacaklarım o kadar çok kasılıyor ki. Bak yemin ediyorum ter bastı. Harbiden. Gerçi içerisinde evet. Klimayı da açmadınız yani elektrik faturası geliyor buraya. O da ayrı bir konu da ter de bastı ses yani. Biz de işte erkeklere diyoruz gelin eşinizin bacağını ovalayın. Evet Burak'cığım sen kasılmadan kocası olarak. Oluyor. Hani, okun bacağı mı ovlayacağım şu an? Hayır şöyle evet. En azından bir... Hocam hiçbir hayal etmemiştim. Sen terbiyesizsin ya. Gel buraya bacağımı ovala. Senin bacağını ovalamamı istiyor musun gerçekten? Üstten ovala. Kapalı ovala. Aaaa! Aaaa!
Sakin. Tamam. Bana titriyor biliyor musunuz i̇şte hocam burası? İşte o yüzden dedim hani şimdi evet. Birisinin orada benim bir tane bir şey baksak gidiyor. Dur hanım dur. Daha çocuk çıkmadı dur. 9'dayız. Bastırayım hocam. Daha yapmadım ben. Dur bastım. Ya paniğe gir. 10 yaptık. Tamam yeter. Tamam 10 yaptık oh. Ve bitti. Tamam şimdi bebeğimiz çıktı. İnga diyerek çıktı ve rahatladı. Konuşma yok, hareket yok kaldık. Abi nefes alıp vermeyin, nefes almayı unutmayalım. Oğlum işe yarıyormuş, nefes al deyince almaya başladı. Durduruyorum. Durdurdum. Yeterli, tamam, yeterli, durdurdum. Yeterli. Tamam. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten sezeryan doğuracağım ben eğer doğursam bir. Hadi yakınıyorum, geliyor. Hocam ona çıkıyorum. Çıkıyorum. Çık onu hocam. Oha! Arkadan o kadar sıktı ki hocam. Tamam ver 10 ver tamam. 10. Bu yayıncılar biraz dayanıksız çıktı diyebiliriz. Nasıl diyebilirsin ya? Verin hocam onu verin. Tamam veriyorum. Beni gaza getirdi. Allah! Bu çok kötüymüş hocam. Bunu bırakalım artık. Tamam kestim. Oy. Ve 10 oldu. Om yapamam herhalde ben o acıyla. Nefes almayı unuttum. Evet. İnanılmaz evet, ya. Evet. Gerçekten yani. Bir ara nefesi kesildi. Evet ara. Evet gerçekten zaten. Gerçekten sen öyle deyince evet. Bir... Aa doğru dedim ya öyle bir şey vardı. Ver 10 ver. Tamam. Zıp zıp. Aaa! Belim kırılacakmış gibi. Bırakalım artık. Bunu bırakalım artık. Bebeğimizi verin. Oh. Bak belimi sanki böyle yukarıdan aşağı çatırt edecek gibi. Durdurdum. Oh. Durdurdum tamam. Oh. Tamam. Oh. Yeter. Oh. Evet. Bu inanılmazmış. Yani gerçekten... Ve empati çok biraz daha farklılaşıyor değil mi şimdi hani kadınlara bakış açısı kesinlikle. Biraz böyle doğuran. Varsa bunun sünnet versiyonunu da denemek istiyorum. Düşük yapacağım hocam ya yapmayın ne olur. Ne olur hocam. Hanım dur hanım. Ne olur hocam bebeğe zarar gelmesin. Bende iş yoktu bebeğe zarar gelmesin. Bebeği getirelim bari. Bebeği getirelim evet. Verelim. Verin lan bebeğimi emziyacak. Ay. Bu mu? Oh. Benden mi bu? Ama 3 yaşında mı olmuş bu? Ne bu kadın erkek ne bu cinsiyeti ne kız mı bu? Kız, nur topu gibi bir kızın oldu Orkun. İyi. Böyle elime alınca bir duygulandım. Saçma sapan. Gerçekten işte sonra. Acı çektik ama bunun içinde falan oldum yani bir annelik duygum kabardı. Evet abi. Yani bir amaç uğruna evet, baba lol geç. Görünce evet. Rahatlıyorsunuz gerçekten. Vallahi şu an duygusallaşma abi. Şimdi ya yani bağ evet. Kurdum. Evet. Bunu eve götürebilir miyim? Güzel, emzirme pozisyonu harika. Evet, değil mi? Yani gayet başarılı. Biraz ilk başta aşina biraz acıtıyormuş yani. Ama yani şey. Biraz. Evet, evet o. Acıtıyor diyorlardı evet. İnanmıyordum. Evet. Ulvi bir amaç. Bebek tabii ki. Ama bilmiyorum ben bir süre daha düşünmüyorum. Daha hazır değilim. Daha hazır değilim. Daha hazır değilim. Bunu alın abi. Özgür kız olsun. Özgür kız. Aynen. Kız yok herhalde, özgür. Özgür işte. He. Yani özgür kız densin ileride. Anladım abi. Biraz tarif et. Sizin nickname'ini de yazayım hani çocuğun. Doğum kesinlikle çok kötü ama hani ömründe iki kere üç kere hani yaşayacağın bir ağrı olduğu için bence kabul edilebilir ama her ay adet olmazsın. Her ay fazla değil mi? Fazla ya. Regl sancısından farkı arkadan falan da çok vuruyordu yani hani genel olarak her yerden ve belim sanki kramp giriyordu her yerime. O yüzden alışık olmadığım için bir de çok garip bir his. Nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Her yerim kasılıyor böyle gerçekten. Acıyor. Hiç anlamamışız. Gerçekten çok büyük acılar yaşıyormuşsunuz. Biz de öyle yani karnı ağrıyor ne kadar olabilir diye düşünüyorduk düne kadar. Ben de hani ne kadar anlayışla karşılamaya çalışsam bile ben de hani büyütüyorlardır herhalde. Daha hormonal, duygusal bir şeydir diye düşünüyordum. Kesinlikle öyle değilmiş. Erkekler, hayvan, kadınlarımız da çok cesur. Vallahi tebrik ediyorum. Çok ağır işlerde de çalışan kadınlarımız var. Hepsine tekrar saygı duydum. Gerçekten bu normal bir ağrı değil. Benim de bir şirketim var. Kadın çalışan arkadaşlarımız var. Kesinlikle kaç gün izin istiyorlarsa burada burada duyurulur. Yani hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle ne iş varsa sonra yapılır. Yani bu felaketmiş. Hepsine Allah kolaylık versin. Acı çekiyorlar, ağrı çekiyorlarmış. Ben bu denli olduğunu inanın ki bilmiyordum yani öyle söyleyeyim. Tamam bunu atlattım hayatımda bir defa atlasam okey ama bu 20 gün sonra bir daha.
İşte zaten herkes aynı şey başlangıçta. İşte kendi trip atma şimdi, anladın mı? Seçici hocam, sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Katıldığın için alkışlarla bölümümüzü bitiriyoruz. Çok zor arkadaşlar, gerçekten. Güzeldi ya. Bir daha doğursam doğururum yani.